Biz hancıyız. Bazı oyuncular yolcu. Biz buradayız hocam. Meslektaşınız Halil Ergün bombanın pimini çekti, attı ortaya. Genç oyuncuların 3, 3,5, 4 milyon gibi bölüm başı kaşeler almasını eleştirdi. Yani gerçekten çok büyük paralar bunlar ama çok yetenekliyse, işini çok iyi yapıyorsa, yapımcı da bunu vermişse biz ne diyelim? Kariyeriniz boyunca hiç bölüm başı 3,5, 4 milyon kazandınız mı? Hayır, yok. Şöyle bir şey olmadı tabii ki. Bizim beklentimiz o yönde değil zaten. Bizim çünkü sanat anlayışımız, mesleğimize ve kariyerimize bakış biçimimiz çok farklı. Hani biz parayı bulduk, vuralım gidelim, aman ha işte 3 sene 5 sene biz bu işi yaptık ondan sonra. Hayır, biz hancıyız. Bazı oyuncular yolcu. Biz buradayız hocam. Gençler yolcu mu? Yok, herkesi katarak bunu söylemek çok yanlış olur. Çünkü gerçekten çok yetenekli, çok idealist, işine gücüne çok sahip çıkan, çok disiplinli gençlerimiz de var. Tenzih ederek söylüyorum. Ben Emre Altuğ gecesi diyoruz biz bu geceye. Evet, Emre Altuğ gecesi. En sevdiğiniz Emre Altuğ şarkısı? Sıcak. Sıcak, daha da çok sıcak olacak diye. İnşallah. bu soğukta biraz daha sıcağa ihtiyacımız var. Siz neler yapıyorsunuz aslında? Neler yapıyoruz? Dizimiz devam ediyor tabii ki. Hudutsuz Sevda yeni sezonda da, ikinci sezonuyla birlikte Neo kanalında perşembe günleri yayınlanmaya devam ediyor. Birçok yapım elenli, birkaç bölüm yayınlanıp bir tane yapımlar oldu efendim. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani her sene bunu yaşıyoruz biz sektörde. İlla ki tabii ki çok parametre var bununla ilgili söylenebilecek. Öncelikle senaryonun çok iyi olması gerekiyor. Kastın çok iyi olması gerekiyor. Yönetmenin çok iyi olması gerekiyor. Ve yapımcının çok iyi olması ve kanalın işinin arkasında durması gerekiyor tabii ki. Biz bu bileşenleri çok doğru toplamış bizim sevgili yapımcımız Fatih Aksoy ve senaristlerimizle birlikte. Çok güzel bir kadromuz var, oyuncu kadromuz var. Biz oyuncular olarak bir sonraki senaryoyu biz merak ediyoruz. Ne yazılacak diye. Kalemlerimiz çok iyi sevgili Bahadır Özenerler ve ekibi olmak üzere. Dolayısıyla iş güzel olunca oyuncular, yapımcı... Yola devam diyoruz anladığım tabii kadarıyla. Tabii ki. Biz bildiğiniz böyle Luna Park'a bedava oyuncaklara binmeye giden çocuklar gibi şen gidiyoruz setimize. Ne kadar çalıştığımızı, ne kadar uzun süre çalıştığımızı, zaten çok konforlu bir set alanımız var. Oyuncuları memnun etmek için bütün mevcut şartlar hazırlanmış durumda. Senaryo güzel geliyor, ratinglerimiz güzel geliyor, biz eğleniyoruz. Seyircimiz bizi sevmiş, yani daha ne diyelim? Şükür diyoruz. Efendim meslektaşınız Halil Ergün bombanın pimini çekti, attı ortaya. Özellikle genç oyuncuların 3, 3,5, 4 milyon gibi bölüm başı kaşeler almasını eleştirdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten çok büyük paralar bunlar ama çok yetenekliyse ve bu çocuk özel bir çocuksa, işini çok iyi yapıyorsa... Bunun ebeveynleri bunu istemiş, yapımcı da bunu vermişse biz ne diyelim? Yani arz ve talep dengesi. Siz kariyeriniz boyunca hiç bölüm başı 3,5, 4 milyon kazandınız mı? Hayır, yok. Şöyle bir şey olmadı tabii ki. Hani olacağını da sanıyor muyum? Hayır, zannetmiyorum ama bizim beklentimiz o yönde değil zaten. Biz az daha fazlasını, bizim çünkü sanat anlayışımız, mesleğimize ve kariyerimize bakış biçimimiz çok farklı. Hani biz parayı bulduk, vuralım gidelim, aman ha işte 3 sene 5 sene biz bu işi yaptık ondan sonra. Hayır, biz hancıyız. Bazı oyuncular yolcu. Biz buradayız hocam. Efendim gençler yolcu mu? Yok, herkesi katarak bunu söylemek çok yanlış olur. Çünkü gerçekten çok yetenekli, çok başarılı, çok idealist, işine gücüne çok sahip çıkan, çok disiplinli gençlerimiz de var. Herkesi aynı kefeye koymamız zaten çok yanlış olur. Dolayısıyla tenzih ederek söylüyorum. Efendim, hancılar genellikle günün sonunda özellikle yaşlandıkları zaman oyuncular yalnızlıkla yüzleşiyorlar. Yolcular da genellikle para kazanıyorlar. Yolcu mu olmak iyidir bu sektörde, hancı mı olmak iyidir? Vallahi ben hem hancıyım hem yolcuyum. Nasıl zaman hem değiştirdim. hancıyım, işimi çok seviyorum ama... Yalnız değilim ve öyle yaşlılık gibi bir derdim olmadığı için de yolculuğumda da devam ediyorum. Gelelim mi o konuya? Buyurun gelin. Ne zaman yaşlanmayı hiç düşünüyorsunuz? Hiç düşünmüyorum. Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten çok seviyorum. Hayatı çok seviyorum. Bu enerjik, bu dinamik yaşam. İşimle olan, dostlarımla olan. İşte ben şimdi setten çıktım.
geldim. Evet evet, setten çıktım. Sabahın köründe gittim. Özel bir bakım kürünüz var mı? Ya Allah aşkına, Asuman'ın yeni yüzü değil mi? Ama çok meşhur değil mi? Efendim? Tiye aldınız estetik haberlerini. Aa, tabii ki tiye aldım arkadaşlar. Nov'un gecesinde sevgili Önder Tiryaki çok güzel bir makyaj yaptı. Sevgili Başak Dizer de kostümümüzü hazırladı ve Nov'un fotoğrafçıları çektiler. Biz onlar zaten yayınlamadan bir şey yayınlayamıyoruz. Yayınlandıktan sonra da biz de paylaşımda bulunduk. Ama ertesi gün Asuman da ben yeni yüzü yayınca ben ay benim yeni yüzüme diye güldük tabii ki. Sonra hemen Nedim'e Leto'yu koydum. Beğendiniz mi yeni yüzünüzü? Önder'i aradım. Önder'i aradım. Dedim ki Önder lütfen git bir basın açıklaması yap. Oğlum herkes benim estetik yaptığımı zannediyor. Delirme. Aman şekerim boşver öyle zannetsinler. Sosyal medyada taliplerinizin arttığıyla ilgili de böyle bir dedikodular dolaştı o fotoğraflardan sonra efendim. Ben ne yapayım efendim? Şimdi burada en masum kişi benim biliyorsunuz. Hani hiç olayla alakam yok. Gittim fotoğrafımı verdim. Hudutsuz Sevda yeni sezondayız dedim. Bittim. Benim görevim buydu zaten. DM kutunuza nasıl mesajlar düştü onu merak ediyorum. Yok ben tanımadıklarım bildirimleri kapalı bende. Tabii tabii. Sosyal medyayla aranız nasıl? Sıklıkla kullanır mısınız? Yani fırsat buldukça kullanıyorum. Oradan gelen eleştirilere dikkat alıyor musunuz? Bazıları yapıcı oluyor, bazıları okumuyorum. Hiç okumuyorsunuz. Benim tanıdıklarımdan gelenler bana düşüyor. Onun dışındakileri ya öyle bir zamanım yok. Dışarıdan tanımadım DM'ler kapalı bende bildirimler. Sosyal medya halka kapalı anladığım kadarıyla DM'ler. Yani hani yorumlara evet yazabiliyorlar ama özel DM'ler yok. Efendim, ekonomiyle ilgili birkaç şey sorayım mı size? En son başınızdan bir şeyler geçmişti, çok konuşuldu. En son dediğin yani 12 sene evet, oldu evet, yani 12 sene. En son de geçen ay gibi bahsetmiyorum yani. 12 sene önce Asuman. Şimdi yine altın dolandırıcılığı konuşuluyor. Ay yapma ne olur bana zorla böyle. Ben para töner çekmeyeyim gene. Altın da mı almayalım ne yapalım anlamadım. Siz birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Gayrimenkul. 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 Pastırma da yani 2800 liraya falan çıkmış. Hatta bugün CNN Türk'te çıktı. Yatırım aracı olarak kullanıyormuş insanlar pastırmayı. Hiç sevmiyorum. Hiç yemiyorum. Çemenli çemensiz, Filipinli Filipinsiz hiç sevmiyorum. Evet, son soru. Bugün 13 Kasım Dünya İyilik Günü. Bugün insanlık için ne yaptınız? Hudutsuz Sevda'yı çekti. Emre için buraya geldi. Sevgili Kadir için Nuit'e geldi. Yemek yedim, nefes aldım kendim için. Çok şahane değil mi? Daha ne yapayım yani? Ben de insanım, ipi topu daha. Hani bir metreden hem pantolon hem gömlek çıkmaz ki yani. Evet, vallahi kabul etsin o zaman. Amin diyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Emre'ye çok geçiyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz, sağ olun. Sağ olun.